İyi akşamlar. Bugün 18 Ağustos 2022 Perşembe, Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sayın seyirciler, vaka sayıları artıyor, aşılama oranları düşük. Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun, koronavirüs vaka sayıları ve ölüm oranlarında çok ciddi artış olduğunu açıkladı. Aşı olmayan vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulunan Profesör Doktor Altun, kapalı alanlarda maske kullanılması gerektiğini söyledi. Grafikte siyah ile gösterilenler vefatlar, kırmızı ile gösterilenler de vaka sayıları. Haziran'ın son haftasından itibaren bakın bir artış vaka sayılarında ciddi bir artış başlıyor. Temmuz'un hani son haftasında çok ciddi anlamda artış hızlanıyor. Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun koronavirüs vaka sayıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinden değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Altun, ilkbaharda oldukça düşen vaka sayıları ve ölüm oranlarının Haziran ayının sonundan itibaren yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti. Tablonun ürkütücü boyuta ulaştığını ifade eden Altun, aşı olunması ve kapalı alanlarda maske kullanılması yönünde çağrıda bulundu. Yaz aylarının gelişiyle birlikte COVID-19'a ilişkin olarak hani bir takım önlemlerin de gevşemesi ve beraberinde insanlarımızın da hani kış sürecindeki bu hastalıkla ilgili tedbirlerden ya da kapalı kalmaktan hani sıkılmış olması nedeniyle, onlarda meydana gelen gevşeme nedeniyle biliyorsunuz vakalarda ciddi anlamda bir artış meydana geldi. Oysa ki bakıldığında sizler için son 4,5 aya yönelik bir grafik hazırladım. Vaka sayılarının düşüşüyle birlikte aslında bakıldığında Mayıs ayında günlük vaka sayıları aslında binlere falan ulaşmıştı. Haftalık 7000 civarlarına kadar düşen bir vaka sayısı vardı. Bu Mayıs ayı itibariyle vaka sayıları bu şekilde seyrederken ta ki işte bu vaka sayılarındaki artışlar işte görünmeye başlandı. Ne zaman görünmeye başlandı? Haziran'ın son haftasıyla birlikte artışlar görülmeye başlandı. Grafikte siyah ile gösterilenler vefatlar, kırmızı ile gösterilenler de vaka sayıları. Haziran'ın son haftasından itibaren bakın bir artış vaka sayılarında ciddi bir artış başlıyor. Temmuz'un son haftasında çok ciddi anlamda artış hızlanıyor grafikte. Bu artışı hızlı olarak görüyoruz. Bu Türkiye verileri, Sağlık Bakanlığı'nın web sayfasından haftalık olarak yayınlanmış Türkiye verilerinden oluşturduğum bir grafik. Edirne'ye özel bir şeyimiz yok. Ancak sahadaki meslektaşlarımızdan geri gelen bildirimlerle Edirne'deki vakalar da Türkiye verileriyle benzer tarzda Haziran ayının son haftasında vaka sayısı ciddi artıyor. Temmuz'un ilk haftasında bu artış belirginleşiyor ve Ağustos ayının ilk haftasında burada da görüldüğü gibi hani kırmızıda bir ciddi bir zirve yaptıktan sonra azalmaya başlıyor. Bu 5. dalga. Hani Edirne'de de bu Temmuz ayındaki ilk haftaki ciddi artışlarla birlikte günlük vaka sayıları 150-200 bandına kadar ulaşıyor. Ancak işte bu vaka sayısı dediğim gibi Ağustos ayının ilk haftasına itibaren azalmaya başlıyor. Siyah ile gösterilen bu grafikte vefatlar çok, bakın grafik birbirine çok uyumlu. Hani vaka sayılarının azaldığı dönemde bakın yataylaşmış. Ölüm sayıları da azalıyor. Azalma süreci yatay seyrediyor ama ne zaman ki burada Haziran ayının işte son haftasında bakın vaka sayılarında artış görülüyor. İşte bundan yaklaşık işte 2 hafta sonrasında da ölümlerde ciddi bir artış var ve ölüm sayıları şu anda haftalık hani bakıldığında 350 bandı civarında devam ediyor. Genel anlamda durum bu. Şimdi biliyorsunuz Ekim ayında okulların açılması, havaların serinlemesiyle birlikte bir 6. dalga gündeme gelebilir. Tek koruyucu bizi şey aşı şu anda. Türk Tabipleri Birliği'nin önerdiği aşılama takvimi içerisinde şu anda bir ay arayla 2 doz aşının, bu mRNA aşısının yapılması, 6 ay sonrasında hatırlatma dozunun yapılması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda aşılamanın da ne yazık ki durma noktasına geldiğini biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın sayfasında da bakıldığında hem aşılama oranlarının düşüklüğünü görüyoruz hem de bu azalmayı görüyoruz. Aralık 2021 itibariyle Türkiye'deki aşılama oranıyla günümüz aşılama oranına bakıldığında arada yaklaşık 8 aya yakın bir süre geçmiş. Sadece %2'lik bir artış var. Yani 8 aylık sürede %2'lik bir aşılamada artış oranı var. Bu ciddi anlamda sıkıntı demektir. Yine bakıldığında Sağlık Bakanlığı web sayfasında 3. doz aşı uygulanan yurttaş sayısı yaklaşık 28 milyon olarak görünüyor. Oysa ki bakıldığında bu 28 milyon hani 18 yaş üstü Türkiye'deki 62 milyon nüfus var. Yani yarısı bile oluşturmayacak bir düzeydedir. Hani 3. dozda kastedilen burada normal 2 dozunu olmuş, hatırlatma dozunu olanlar olduğunu düşünerekten bu yönde bir bilgi aktarımı söz konusu olabilmekte. Peki ne yapmak gerekiyor? Hala bu hastalıkla ilgili bilinen
en temel şey ağır hastalık tablosu, hastaneye yatış ve ölümleri azaltmaktaki en büyük etken aşı olmak. Son bilimsel çalışmalarda da hatırlatma dozunun mutlaka mRNA aşısı olması gerektiği. Diğer işte inaktif virüs aşılarının, işte Sinovac gibi, işte Turkovac gibi inaktif virüs aşılarının hatırlatma dozunda koruyuculuğunun diğeriyle aynı olmadığı biliniyor. Kapalı alanlarda yine mutlaka maske kullanmak gerekiyor. Yani yoğun insan bulunan kapalı alanlarda o bulaşı azaltacak en büyük etkendir. O çok kıymetli olan bir şey. Onun haricinde zaten hani havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda geçirilen zaman süresinin artışı, okulların açılması gibi bir takım işte hareketlilikler nedeniyle vaka sayılarında artış olabilir. Yani eğer bizler zamanında hatırlatma dozu aşılarımızı yaptırmazsak, hazırlıklı olarak işte girmezsek, sonbaharda bir başka dalganın gelmesi de yeniden hani bir 6. dalganın görülmesi hiç de şaşırtıcı değil. ETOS Başkanı Hakan Giyik, toplu ulaşımdaki bekleme sürelerinde yaşanan aksaklıkların 15 gün içerisinde çözüleceğini açıklamıştı. Giyik'in açıklamaları hakkında basın toplantısı düzenleyen Edirne Belediyesi AK Partili Meclis üyeleri, Cumhur İttifakı olarak 15 gün sonra sosyal medyalarımızda canlı yayınla duraklarda ulaşım hizmetinin nasıl olduğunu yayınlayacağız ifadelerini kullandı. Ya zamanında araçlar gelmiyor, gelse bile 1,5 saatte bir yolculuk oluyor. Üst üste olan bir taşımacılık. Yani insanlar nasıl taşınıyor? Yani 2023 yılında yakışmıyor. Edirne'ye yakışmayan bir taşımacılık. Edirne Belediyesi AK Partili Meclis üyeleri geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyerek Edirne toplu ulaşım sistemine verilen zamlı fiyat tarifesini eleştirmiş, ulaşım komisyonunda yaşanan aksaklıkları dile getirmişti. AK Parti Meclis üyelerine cevap veren ETUS Başkanı Hakan Giyik, ETUS'a verilen zamlı tarifenin AK Partili Meclis üyelerini neden rahatsız ettiğini anlayamadığını ve özellikle bekleme sürelerinde yaşanan aksaklıkların 15 gün içerisinde çözüleceğini ifade etmişti. Vatandaşlarımız bize güvensin, kimse mağdur olmaması için uğraşıyoruz. Şu anda bekliyoruz falan böyle bir tür şikayetlerimiz var. WhatsApp hattımıza geliyor. Ama bu yaklaşık 10-15 gün içerisinde ortadan kalkacak. Buna da emin olsunlar. Kesinlikle biz bu işi biz yapacağız ve bu işi en iyi şekilde yapacağız. Bunu da fark ettireceğiz vatandaşlarımıza. AK Partili meclis üyeleri bugün yeniden basın toplantısı düzenleyerek ETUS Başkanı Giyik'in söylemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamayı yapan Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ayhan Dinç, 15 gün sonra duraklarda canlı yayın yapacaklarını ifade etti. Biz ne dedik? Kıymetli Edirne halkı ETUS'tan memnun değil dedik. Biz ne dedik? ETUS'ta kendi mal sahibi ve çalışanı da mutlu değil. Demek ki bu işin içinde bir iş var kıymetli arkadaşlar. Kendisine buradan bir soru sormak istiyorum. Vatandaşı sesi olarak kaç kere toplu taşımayı tercih etmiştir? Bir yerden bir yere giderken kaç kere durakta beklemiştir? Yukarıdan konuşmak çok kolay. Vatandaş bize güvensin demiş. Sayın Hakan Giyik Bey'in kendisini takip edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 15 gün sonra sosyal medyalarımızda canlı yayında duraklarda ulaşım hizmetinin nasıl olduğunu yayınlayacağız. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, kale içinde bulunan tarihi konakların restore edilerek işlevlendirileceğini açıkladı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Çilingirler Caddesi ve kale içinde bulunan tarihi konakları inceledi. Vali Kırbıyık, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, tarihi konakların restore edilerek işlevlendirilmesi ve Çilingirler Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Vali Kırbıyık, Edirne olarak çok kıymetli tarihi ve kültürel miras eserlere sahibiz. Bu anlamda Selimiye Camii'nden Kırkpınar'a kadar birçok değerimizi sayabiliriz. Bu değerlerimizle birlikte aslında sivil mimari eserleri olarak da Edirne'miz ayrı bir zenginliği içerisinde barındırıyor. Bugün bu kapsamda taşıdığı özellikler itibariyle geçmişimizin dokusunu günümüze taşıyan konaklarımızı gezdik. Biliyorsunuz sadece Kaleiçi semtimizde 430 adet tescilli konak bulunmakta. Tarihi konaklar bulunduğu şehrin kültürü, tarihi ve kent hafızası için son derece önemli. Çünkü baktığınızda her bir tarihi yapı o şehrin kültürünün yaşatılmasına büyük katkı sunuyor.
Bizler de bu noktadan hareketle konaklarımızın restore edilip işlevlendirilerek yaşatılması konusunda gereken tüm çalışmaları yapmak istiyoruz. Ayrıca yine Çilingirler Caddesi'nde yapılacak sokak sağlıklaştırması projesinin de ilimiz turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii bu konuda ilgili kurumların katılım ve katkılarıyla ortak akılla doğru projeler üretip bu çalışmalardan da en verimli sonucu almamız gerekiyor diye değerlendiriyoruz. Şehrimizin tarihine, dokusuna yakışan bir projeksiyonla projeleri hayata geçirmek için gereken adımları hızla atacağız dedi. Yunan güvenlik güçlerinin günlerce işkence yaptıktan sonra Meriç Nehri'nde ölüme terk ettiği 107 göçmen Mehmetçik tarafından kurtarılmıştı. Yunanistan'da kendilerine yaşatılan dehşeti anlatan göçmenler ölen arkadaşlarının dövüldüğünü ve günlerce aç susuz bırakıldığını söylediler. No deport! No deport! Meriç Nehri sınırında devriye görevi yapan Mehmetçik, 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaşmıştı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden göçmenin cansız bedeni ise otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmişti. 4 gün boyunca aç ve susuz bırakılıp defalarca işkenceye maruz kaldıklarını söyleyen göçmenler dehşet anlarını anlattı. Hapse attılar bizi ondan sonra. İçeride bir yerle bir 150 metre bir hapis var. İçeriye attılar, akşama kadar orada bekledik. Ondan sonra denize kadar getirdiler bizi arabalardan. Denizi battan geçirdiler Türk tarafında. İçeriye alınca bizi yani ne su ne ekmek veriyorlar bizi. Bazen insanlar mesela yolda 2 gün 3 gün yoldalar. Yakalanıyorlar işte ne su ne ekmek yiyorlar. İçeriye girince su istiyorlar işte ekmek istiyorlar işte kimse vermiyor onlara. Bağırmaya başlıyorlar veya acısı varsa vurmuşlar hani hapse getirmeden önce vurmuşlar da ağırıp ondan bağırıyor yani işte. Orada bayağı insanlar var. Şimdi bizi getirince işte arkamızda da insanlar vardı. Yavaş yavaş getiriyorlar bizi. Nasıl olsa orada mesela 300-304 kişi var. 50-50 getiriyorlar her gün. Yani bizden sonra genel işte bekliyor. Sayfadan, demirden, boksten işte nasıl olursa işte İnsanı öldürmeye çalışıyorlar orada. Orada 4 günü orada kalmıştı hapiste. Ne yemek nasıl vermişler adama. Adam bağırıyor, çağırıyor, ekmek istiyorum, su istiyorum işte. Kimse vermediği için akşama kadar dayanamadı. Arabadan getirince işte denize ölmüştü. Öldü yani arabanın içinde öldü. Ölünce işte Türk tarafına bottan attılar buraya. Hatta inno kan fi wahid marid. Adam diyor ki denizi geçince işte Yunan tarafına yakaladılar onu, hapse aldılar işte. Hapsinin içinde tuvalet suyuyla içmeye başladılar işte. Su vermiyorlar adamlara. Hatta orada bir kişi vardı işte acından ölüyordu. Su vermiyorlar adama. Bir de ekmek vermiyorlar işte. Hasta adam olan kişi hapse getirmeden önce vurmuşlar onu, dövmüşler. İçeride bir kan olmuş yani. Mırlanmış işte cesedi. Onun gördüğünü söylüyor. Hapiste çok kötü bir durum vardı yani orada. Havasız bir yer. Nasıl olsa 100 kişi vardı işte girince adam. 100 kişi vardı içeride. Evi durum çok kötüydü yani. İçeride ayağı kırık var. Elinin kırığı var. Yani dövmüşler işte Yunan askeri. Dövmüşler onları. Elleri, ayakları, bacakları kırık var. Kan şey olmuş. Yaraları var işte içeride. Hem ki bir tane Yunan'a çağırıyorum. Hem şuna Yunan'a. Hem karna hapse bir non, bir av. Arkadaşım diyor ki biz Yunan tarafına geçmek istedik. Geçmek isteyince işte orada yakalandık işte 4 gün hapiste kaldık. Bize ne ekmek nasıl verdiler işte. Bu tarafa gönderince işte Türk askerinden Allah razı olsun bize elbise verdi, yemek su verdi. Biz orada ölüyorduk işte. Ölüme attılar Yunanistan. Ölüme attılar bize. Türk devleti bizi kurtardı. Ölümden kurtardı. Allah Türkiye'den ve Türk askerinden Allah razı olsun. Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu yaşanan olayların vicdanları yaraladığını ifade etti. Sesimizi duyan var mı? Yaşanan olaylarla ilgili üzüntümüzü ve endişemizi ifade etmek istiyoruz. Göçmenlerin iddiası üzerine yani Yunanistan tarafında Yunanistan güvenlik güçleri olduğunu iddia ettiği kişilerce darp edilerek, kötü muameleye maruz kalarak Türkiye tarafına itilen,
Geri atılan göçmenlerin yaşadıkları durumları burada bizzat mülakat yaparak, onları dinleyerek anlıyoruz. Gerçekten üzücü ve çok vicdanları yaralayıcı durumlar bunlar. Ülkemiz olarak bu şekilde düşkün bir durumda olan bir insanı ne sınırlarımızın ötesinde ne de sınırlarımızın içerisinde bırakmak kesinlikle bizim insani ve vicdani sorumluluğumuzu gözetmeden yapacağımız bir iş değildir. O yüzden biz kendimize düşen görev, insani ve vicdani sorumluluklar da çerçevesinde gereken sorumlulukları yerimize getiriyoruz. Yunanistan tarafından geri itildiği iddia edilen bu şekildeki göçmenleri de geri gönderme merkezinde misafir ediyoruz. Ülkelerine dönene kadar belli bir süre burada insani yemek, barınma ve temel ihtiyaçları gideriliyor. Tüm sağlık hizmetleri kendilerine acil olan sağlık hizmetleri sunuluyor. Bu şekilde belli bir süre misafir ettikten sonra ülkelerine geri gönderiyoruz. Edirne'de vize almak için konsolosluğa giden Ukraynalı aile araçta bıraktıkları köpeklerinden birini aşırı sıcak sebebiyle baygın halde buldu. Köpek yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre Ukraynalı aile Bulgaristan konsolosluğundan vize almak için geldikleri Atatürk Bulvarı üzerine araçlarını park etti. Aile klima açık vaziyette köpeklerini arabanın içinde bırakıp konsolosluğa girdi. Daha sonra otomobilin yanına gelen aile kapıları açamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin camı kırarak kapılarını açtığı otomobilde köpeklerden biri yaşarken Elvis isimli köpek koltukların arasında hareketsiz bulundu. Köpeğin sahibi defalarca kalp masajı yapmasına rağmen köpek kurtarılamadı. Arabanın camının açık olduğunu ve köpeklerin havladığını gördüğünü belirten bir vatandaş, sabah saat 9 sıralarında araç içinde köpekler vardı. Havladıklarını gördük, şimdi geldik ve çok üzüldük dedi. Что вы снимаете? Что вам интересно? Vallahi erkenden geldiler gördük o zaman. Arabaların camı açıktı arabanın. İki tane köpek içeride avlıyordu. O zaman iyiydiler. Ondan sonra ne oldu bilmiyoruz. Biz de gittik. Sabah 9'dan beri köpekler arabanın içinde. MHP İl Başkanı Zakir Tercan, 2023 yılında yapılacak milletvekili seçimlerine iddialı hazırlandıklarını belirterek Edirne'den güçlü adaylarla seçime gireceklerini söyledi. Esnaf ziyaretleri yaparak sorunları Ankara'ya ilettiklerini söyleyen Tercan, esnafın sıkıntılarını gidermek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sürekli sahadayız. Esnafımızı geziyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zakir Tercan, esnaf ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada MHP olarak sürekli sahada olduklarını, esnafın sorunlarını dinleyerek Ankara'ya ilettiklerini kaydetti. Edirne'nin kapalı çarşı esnaflarıyla bir araya geldiklerini belirten Tercan, esnafın sorunlarını yarın dernek başkanlarıyla birlikte Edirne valisine yapacakları ziyarette dile getireceklerini kaydetti. Esnafımızın dertlerini, sıkıntılarını kendilerinden dinliyoruz ve bunları da biz Ankara'daki Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarına, grup başkan vekillerine bu konuyu iletiyoruz.
Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı olarak Aras'ta çarşısına gezdik. Aras'taki esnafımızın tabii ki sıkıntılar olduğunu bize söylediler. Biz de bunları not ettik. Aras'ta çarşısını ziyaret ettikten sonra Bedesten çarşısındaki esnafımızı ziyaret ettik. Onların sıkıntılarını, dertlerini dinledik. Dün de Ali Paşa çarşı esnafını gezdik. Onları ziyaret ettik. Sağ olsunlar her üç şeyinde kapalı çarşının esnafının başkanları da bize eşlik etmiştir. Bizim ziyaretlerimizden hem esnafımız hem de çarşı başkanlarımız çok memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir. Esnafımız gerçekten sıkıntıları var. Yok değil. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak esnafımızın sesiyiz, esnafımızın kalbiyiz. Esnafımıza Milliyetçi Hareket Partisi ciddi manada sahip çıkıyor. Çünkü Edirne esnafımız Edirne'mizin ekonomi gücüdür, katma değeridir. Esnafımıza sahip çıkmalıyız. Esnafımızı sıkıntıya sokmamamız lazım. Esnafımıza rahat nefes aldırmak için Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize her ne düşüyorsa fazlasıyla yerine getirmek için de büyük bir gayret içindeyiz, büyük bir mücadele içindeyiz. Çarşı başkanlarımızın bize söyledikleri istekleri var. Bu isteklerini de biz biliyoruz. İnşallah Sayın Valimizle de görüşerek bu üç kapalı çarşı başkanımızı da Sayın Valimizin yanına götürerek orada da Sayın Valimize bizzat dertlerini, sıkıntılarını anlatacaklar. Burada yerelde Edirne elimizde Sayın Valimizin çözebileceği, gücü yetebilecek olanları inanıyorum ki Sayın Valimiz çözecektir. Ben buna kanaat getiriyorum. Çünkü Sayın Valimiz bu konularda hassas olduğunu biliyorum. Edirne için de elinden ne geliyorsa gayret edeceğini de biz biliyoruz. Zaten kendisi de bunu söylüyor. Ziyaretlerimizde de biz esnafımızın derdini, sıkıntısını Sayın Valimize de ilettik. Fakat bu üç kapalı çarşının esnaf ziyaretlerinde de esnafımızın sıkıntılarını, dertlerini daha iyi bir şekilde, geniş bir şekilde anlatmaları için Sayın Valimizle Cuma günü 12.30'da bu üç başkanımızla birlikte ziyaret edeceğiz. Önümüzdeki yıl yapılacak milletvekili seçimlerine Edirne'de güçlü adaylarla hazırlandıklarını belirten Tercan, Edirne'mizin öz evlatları adaylarımızla seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz dedi. 2023 yılında milletvekili seçimleri var. Biz güçlü adaylarla çıkacağız. İnşallah bu çalışmalarımızın mükafatını Cenab-ı Allah bize nasip eder. Adaylarımız çok düzgün, kaliteli, tecrübeli, bilgi birikimi olan insanlar. Hem de kendi Edirne'mizin öz evlatları. Edirne için hizmet etmek istiyorlar. Bu hizmetin yolunda siyasetten geçiyor. Biz bu değerli, kaliteli kardeşlerimizi değerlendireceğiz. İnşallah Edirne halkımızda teveccüh göstereceğine inanıyorum. Teveccüh gösterdiği zaman Edirne'nin sorunlarını ancak Milliyetçi Hareket Partisi çözer. Edirne halkımızın derdini, sıkıntısını ancak Milliyetçi Hareket Partisi yerine getirir. Çünkü bizim sözümüz senettir. Yapamayacak olduğu hiçbir işin garantisini vermiyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Esnafımızın sıkıntılarını gidermek için biz üzerimize düşeni demin de ifade ettim. Yapmaya hazırız ya da yapıyoruz da. Tarihi Selimiye Arastası esnafları Selimiye Meydan düzenlemesiyle birlikte turist hareketliliğinin azaldığı görüşünde. Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, daha önce yaz aylarında yaşanan alışveriş hareketliliğinin olmadığını, eski günleri arar hale geldiklerini söyledi. Tarihi Selimiye Arastası esnafları daha önce yaz aylarında yaşanan gurbetçi ve Bulgar turist hareketliliğinden bu yıl yararlanamadıklarından yakındı. Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, meydan düzenlemesinin çok güzel olduğunu ancak düzenleme ile birlikte yol ve otoparkın kaldırılmasının turist hareketliliğini azalttığını söyledi. Bayrak, yerli müşterilerin alım gücünün azaldığını, bu nedenle eski günleri arar hale geldiklerini ifade etti. Bugünlerde herkeste sıkıntı da yurt dışını çok etkilemiyor. Sadece yerli vatandaşlarımız TL bazında sıkıntılı. Bizim 1 lira hep 1 lira, yurt dışının 10 lira 20 lira oldu. 20 kat fazla oldu paraları. Ama bizim üretimimiz
aynı mal 5 kat fazla. Biz bu dengeyi sağlayamıyoruz. Müşteriler de bize der, acaba biz aldanıyor muyuz? Burada 1 lira, ötede 5 lira, ötede 2 lira. Yani arkadaş yeni aldı mı mecbur pahalı alıyor, pahalı satıyor. Öbürü eski almış, onu elinden çıkarmaya çalışıyor. Bu denge sağlanması lazım. Bu dengeyi sağlamamız için Cumhurbaşkanımızdan taleplerimiz var. Denetlenme olsun. Belediye önünden tur otobüslerimizin aşağıda değil de bu Arasta fırınının kapısında indirip parka geçmelerini. Sayın Valimizden, Belediye Başkanımızdan bu talebimizin değerlendirilip beraberce bir çözüm üretilmesini talep ediyoruz. Sadece tur otobüsleri. Çünkü aşağı inen yerli yabancı müşterilerimiz oradan aşağı iniyor, bir daha yukarı çıkmak zor geliyor. Oradan da arabalara binip gidiyorlar. 33 yıldır Arasta Çarşısı'nda esnaflık yapan Refik Boz, bugünlerde Edirne'ye akın akın gelen komşu ülke vatandaşlarının Arasta'ya pek uğramadığını, bunun da meydan düzenlemesiyle birlikte kapatılan yol ve otoparktan kaynaklandığını öne sürdü. Edirne harekette olmasına rağmen bu hareketten biz yeteri kadar yararlanamadık. Nedenini sorarsanız, çevre düzenlemesi çok güzel oldu. Yetkililere, ilgililere teşekkür ederiz. Ama bizim otoparkımızı ve bu mahalleye giden yolumuzu kapattılar. Dünyada bütün bu tür eserlerin etrafında bir otopark vardı. Bizi o otoparktan mahrum ettiler. Hakikaten zor durumdayız. Genelde inanç turizmi adı altında yaşlı bir kesim geliyor buraya. Yaşlı kesim buraya çıkmakta çok zorlanıyor. Çünkü yol kapalı. Bu nimetten biz yararlanamıyoruz. Özellikle gurbetçilerden olsun, gelen Bulgar vatandaşlardan, işte Bosna'dan geliyor, Romanya'dan geliyor. Hakikaten yararlanamıyoruz biz. Edirne'ye çok fazla akın var. Biz bu akından yararlanamıyoruz. İnsanlar buraya zor çıkıyor. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altında olan Nilüfer çiçeklerini koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 109 bin lira ceza kesiliyor. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken lotus çiçeği olarak da adlandırılan Nilüfer çiçekleri gölü ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan Nilüfer çiçeği suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlıkla buluşuyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun göçmen kuşlar aracılığıyla Amazon ormanlarından taşındığı düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren Nilüfer çiçekleri güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan Nilüfer çiçekleri Kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre koruma altındaki Nilüfer çiçeklerini koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 109 bin Türk lirası ceza kesiliyor. Tekirdağ Çorlu ilçesinde motosikletiyle kaza yapan stajyer sağlık çalışanı yaralandı. Tekirdağ Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Umurtak Caddesi Orion mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı merkezine seyreden stajyer acil sağlık hizmetleri çalışanının kullandığı motosiklet aynı yönde seyreden bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan genç, olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı sağlıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tekirdağ'da sağlıkta şiddete karşı düzenlenen etkinlik kapsamında muayene olmak için Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne giden hastalar doktorlara karanfil hediye etti. Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte muayene olmak üzere hastaneye gelen hastalara karanfil verilerek muayene olacakları doktorlara hediye etmeleri istendi. Muayene olmak için gelen hastaları karanfille karşılarında gören doktorlar büyük mutluluk yaşadı. Saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Sağlık Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz,
Bir çiçekle şiddet sona ermeyecektir ama her baharda bir çiçekle gelir ifadelerini kullandı. Vatandaşlarımıza hem acil serviste hem poliklinikte hizmet almaya gelen vatandaşlarımıza sağlık sene olarak çikolata ikramında bulunduk. Ağzımızın tadı bozulmasın diye. Onlardan da muayene sırasında sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize bir çiçek vermesini ricasında bulunduk. Çok da olumlu mimikleri hep beraber gördük biraz önce. Bunun Türkiye genelinde de ilimizde de devam etmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Poliklinik sıralarında da ifade ettiğim gibi bir çikolatayla, bir çiçekle mutlaka Türkiye'de şiddet sona ermeyecektir. Ama her baharın da bir çiçekle geldiğini unutmamamız gerekir. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 72 kuruş, en yüksek 6 lira 95 kuruş, ortalama 6 lira 83 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık en düşük 12 lira 42 kuruş, en yüksek 12 lira 89 kuruş, ortalama 12 lira 56 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 35 lira 10 kuruş, en yüksek 64 lira, ortalama 57 lira 42 kuruş. Düve en düşük 25 lira 80 kuruş, en yüksek 60 lira, ortalama 51 lira 31 kuruş. İnek en düşük 22 lira 60 kuruş, en yüksek 49 lira, ortalama 35 lira 15 kuruş. Koyun en düşük 28 lira, en yüksek 30 lira, ortalama 29 lira 04 kuruş. Süt kuzusu ortalama 45 lira 70 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava sıcak olacak. Hava sıcaklığının en düşük 21, en yüksek 36 derece olması bekleniyor. Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu gece nöbetçi eczaneler şöyle. Talatpaşa Mahallesi Uzun Kaldırım Caddesi'ndeki Sözer Eczanesi, 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi Zübeyde Hanım sitesindeki Gülden Eczanesi. Serbest piyasada dolar 18 lira 09 kuruştan, euro 18 lira 42 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1026 lira 76 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 2995 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.